Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. 15 Aralık 2019 Pazar saat 10.34. Bugün iş yatı inceleyeceğiz, daha doğrusu bakacağız. Abartılacak bir yanı var mı? Yerin dibine sokulacak bir yanı var mı? Onları göreceğiz. Şimdi ben işyatırım.com.tr'yi kullanıyorum. Nerede kullanıyorum? Bir kere tarihsel fiyat bilgileri diye güzel bir sistem var. Şimdi şuradan düzeltilmemiş fiyat seçelim. Düzeltilmemiş fiyat dedi, temettü düşmemiş fiyat. Şuradan da işyatı seçelim. Şurada da zaten düzeltilmiş fiyat var. İşyatı seçelim. Şimdi bilançosuna bakalım. Şimdi önce bir 12 aylık bakalım. Sonuçta kârı 12 aylıktan verecek. Yani geçmiş yıllara ve dağıttığı kâra bakacağız. Sonra bugüne bir projeksiyon çekeceğiz. Hani çok gitti gidiyor falan filan. Deniyorsa şimdi bakın. Dönem varlıkları değişmemiş şirketin. Hatta 2012 aylığa bakarsak dönem varlıkları azalmış bile. Şimdi 2012'den bu yana dönem varlıkları azalan şirket yoktur Borsa İstanbul'da. Hani bu zaten menkul kıymet yatırım ortaklığı. Bu gerçek canlı bir şirket değil. Bu bir bono fonu. Yani borsaya geleli 2 yıl olmuş, 3 yıl olmuş daha adamlar hani ulan burada acayip bir temettü verimliliği var falan deyip göklere çıkarıyor ama bunların farkında olmak lazım. İşte bunu bunların yaptığını anca acemiler yapar. Yani üstad takılıyorlar. İşte şu kadar takipçim oldu bilmem ne. İşte 100 bini devirdik falan, 10 bini devirdik falan diyorlar ama acemi oldukları için böyle acemi gibi takılıyorlar. İşte iş yatı Egen'le karşılaştırıyor bile. Temettü veriminde. Zaten temettü verimi diye bir şey de yok. Ona da geleceğiz. Neyse işte bakın. Dönem varlıkları azal. Niye? Çünkü dönem varlıklarıyla bu şirket bono alır. Bonoyu vadesine kadar bekler. İtfa payıyla daha doğrusu aldığı faizi temettü olarak dağıtır. Ana parasıyla tekrar bono alır. Yani her ay vadeli yapıp ay sonunda faizini çekip harcamak gibi bir şey. Ama çok para olduğu için tabii ki bayağı para birikiyor. Hani çok faiz şimdi şu dönem varlıkların hepsini bono fonunda düşünün ya da sadece mevduat düşünün. Bu şirketin gideri yok zaten. Şimdi giderlerine inelim. Bu maliyeti bononun alış fiyatı ya da işte her neyse. Satış alış fiyatı tabii ki. İşte şimdi şuradan brüt kârı da hesaplarsanız faizlerin yüksek seyrettiği mesela 2019 yıl içi gibi faizlerin yüksek seyrettiği yerde brüt kâr da yüksek görülmüştür. Mesela 2012 gibi faizlerin düşük seyrettiği dönemlerde de bakarsanız hadi size ödev verelim bakın kendiniz. Bakın 2012 çok yakın olacak. Bak şimdi satış maliyetiyle hasılatla hasılatın maliyeti çok yakın olacak. Bakın ne kadar yakın. Şu satış gelirlerine bakın. 12 aylık, 9 aylık bakalım gene aynısı olacak. Yani bu bir bono fonu. Bunun farkında olmak lazım. İyi mi? İyi. Kötü mü? Değil. Ama neyle karşı karşıya olduğunu farkında olmak lazım. Yoksa hayal kırıklığı yaratır. Bakın brüt kârı bu. Bu zaten faiz geliri. Ya da kupon itfa geliri. Neyse. Zaten gideri yok ki bu şirket. 3 milyon bir genel yönetim gideri. Hiçbir şey bu hasılatı yapan şirket için. Normalde bu hasılatı yapmak için bunun yarısına katlanırsın. Yani bu şimdi diğer videoları izlediyseniz görürsünüz. Şunları topluyoruz. Toptan bunun hasılatı oranına bakıyoruz. Şimdi bu ne ki? %1. %1 bile değil. Tabii ki böyle olacak. Yani bu bono işi oturduğun yerden, borsa gibi oturduğu yerden. Belki şimdi iş yatırım ortaklığında kaç kişi, bordrosunda kaç kişi var bilmiyorum da. Hani 5 kişi, 6 kişi falan vardır belki de. Zaten biri müdür, biri de sekreter de. Sen 2 kişi yapar.
biri müdür yardımcısı, iki sekreter, dört kişi yapar zaten yani. Bir müdür, bir müdür yardımcısından dört kişi çıktı işte. Ya her neyse işte böyle. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Bunun bilançosunu anladık. Nereden para kazanıyor anladık. Şimdi karı gerçekten para eder mi? Kar, temettü karı mı diye. Ola da nereden bakıyoruz? Kar dağıtım tablosundan bakın. Şimdi 2014 yılı kar payı dağıtım tablosundan yasal kayıtlara göre, SPK'ya göre. Şimdi yasal kayıtlara göre para kazanamadıysanız o sene kar dağıtamazsınız. Dağıtırsanız ancak geçmiş yıl kar yedeklerinden dağıtırsınız. SPK'ya göre isterseniz 100 milyon dağıtı, 100 milyon kar edin. Buraya göre kar edemezsiniz, dağıtamazsınız. Ha, bu SPK karıyla bu aynı. Hemen değil, bildiğin aynı. Demek ki karı para eden kar, güzel kar yani likit kar, temettü karı. Temettü olarak dağıtabilecek yer. Bakın. Bağışlar eklenmiş net 27,5 milyon. Kaç dağıtmış? 30 milyon toplam dağıtmış. Şimdi bu ne? Bu hangi yılı? Bu 2018 yılı. Şimdi 2018 faaliyetlerinde 30 milyon para kazanmış. Kaç dağıtmış? Yine 30 milyon dağıtılabilir. 30 milyon yine 30 milyon dağıtmış. Şimdi gelelim. Önemli olan 2019 faaliyetlerinden ne kadar dağıtacak? Nerede bunun? Sermaye arttırımları, temettü gerçekleşen planlanan. Şimdi bakın toplam temettü miktarına bakmak da önemli. Nasıl önemli? Siz bir şirketin %1'ine sahipseniz buradan 300 bin lira para alacaksınız demektir. 300 bin lira para aldınız, 300 bin lira aldınız. Yani böyle hesaplamak daha iyi. Yoksa hisse başı şöyle diyor, hisse fiyatı da şu, o biraz şey oluyor. Sonra birkaç yıl sonra şirket sermaye arttırımına gittiğinde, bilmem ne yaptığında, işte bedelli sermaye arttırım, bedelsiz sermaye arttırımı yaptığında hesaplarınız karışıyor. 3 yıl önce baktığınız hesaplar karışıyor. Siz bir şirketin ne kadarını tuttuğunuzun, sermayenin ne kadarını tuttuğunuzun ve toplam ne kadar para dağıttığını hesaplarsınız. Mesela 10'da 1'ini aldınız diyelim. Şimdi piyasa değeri kaç bunun bugün? Gerçi bu da düzeltilmemiş fiyat, düzeltilmiş fiyat diyorsun ama yanlış hesaplıyor. Şu yanlış. Bunun piyasa değerinin, pardon, şunun piyasa değerinin 148 değil, 161 çarpı 0.61 olması lazım. Yine bozulmuş bu. Hani arada bir bozuluyor bu. Artık pazartesi mail atarım. Şimdi 255 milyon TL şey var. Toplam piyasa değeri var. Onda birine %25 lira para verdiniz. Onda birine hani. Hesaben öyle yapalım. Şimdi yine 3 milyon dağıttı, 30 milyon dağıtırsa sizin hesabınıza kaç yatar? 3 yatar. Brüt net eşittir net olduğu için yatırım ortaklıklarında. Her neyse şimdi önemli olan bundan bir yukarıdaki şeyde kaç para dağıtacak onu hesap etmek ya da doğru hesap etmek. Şimdi buradan bakıyoruz. Bakın hep stabil. Yani fon derken boşuna demiyoruz. Bakın hep stabil gitmiş. 21, 21.5, 21.5, 32, 30'a düşmüş. Tekrar 30 gitmiş. Şimdi öyle bir şey yapacağız ki önce faizlerin yükseldiği sonra da düştüğü dönemlere bakacağız. Mesela 2013. 2013'ün yarısından itibaren 2013'ün Mayıs'ında borsa 90'dı. Haziran'da 60'a düştü. Sonra Ağustos'ta tekrar 60'a düştü. Bakın 2014, 2013 karından yani demek ki 2013'te bonolar değeri düştüğü için bakın geçmiş yıl yedeklerinden dağıtmış. Çünkü o yüzden %686. Şimdi 2014 kar dağıtım tablosu bende. 2013'te bakın 4 milyon TL para kazanmış. Kaç dağıtmış? 30 milyon para dağıtmış. Nereden dağıtmış bunu? Geçmiş yıl. Olağanüstü yedeklerden dağıtmış. Yani bugün bu sene acayip para kazandı diye 50-70 milyon para kazandı diye belki şunu 40 yaparlar. Bir sonraki toplam temettüde 40 yaparlar. 40 kaç olur? 25 kuruş. Hisse başı yaklaşık 25 kuruş. Şey olur yani nasıl derler? Temettü olur. Artık herkes de kendi temettü verimini hesaplar. Ama işletin şöyle bir güzel yanı var. Bir kere para ayırıp bir alış yaptınız ya sürekli mesela temettü verimi yüksek olduğu için
Bir kere para yatırıp mesela şurada paranızı ayırdınız, şurada paranızı ayırdınız, 1000 TL'lik aldınız diyelim. Tekrar bunu aldınız, tekrar bunu. Bu aldığınız parayı tekrar şeye sokarsanız işte bakın 5 senede katlandı. Bir kere para yatırıp para ayırıp aldınız, bütçe ayırıp aldınız. 5 yılda katlandı. Ama zaten temettü verimi hep yüksekmiş bunun. Hani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Baksanıza 99'da %20, %16, %1, 14, 10, 13. Yani hep yüksekmiş zaten. Evet, buralarda alıp unutanlar iyi para kazanmıştır. Hala da kazanıyordur da. Yani borsa böyle bir şey değil. Borsada 400 tane şirket var. Bir bono fonunun peşinden gitmek yani acemilik olur. Ama işte var. İyi para kazandı mı? Şimdi yani amiral gemisi yapmaya gerek yok. Onu söylüyorum. Hani bu burada dursun. İşte arabanın benzinini alırsın. Motorun varsa motorun benzinini alırsın. MTV'ni ödersin. Zaten bu gerçi MTV'yi biraz zor ödersin. Çünkü MTV Ocak sonu. Bu baksana Mart'ta falan dağıtmış artık. Bu ne zaman? Bu şey gelir vergisi tam dönemi bunu bu sırada oluyor. Emlak vergisi falan oluyor bu sıralarda. Onları falan ödersiniz yani. Güzel olur. Ama ya işte cevher buldum falan demeye gerek yok yani. Onu demeye çalışıyorum. Çünkü dönem var. Bu bono fonu dönem varlıklar 7 yıl önce neymiş şimdi ne? %1 arttırmış 4 yılda. Şimdi şöyle yapalım. 241-265. Hadi %10 olsun. Zaten 2019 boyunca daha doğrusu 2019'un başında faizler yüksekti. Faizler yüksek olması ne demek? Bonoların fiyatı düştü demek. Zaten bu şirkette hep iş grubunun sadece iş grubunun bonolarına özel sektör tahvillerini alsa zaten hani başka bir şeye gerek yok. Portföyünü ağzına kadar doldurur. Yani iş yatırım ortaklıkları bu. Yatırım ortaklıklarının doğasını iyi anlamak lazım. Diyeceklerim ha bir de şimdi işte 2 yıl önce şu fiyattaymış muhabbeti oluyor. Her şirkette oluyor bu. Şimdi şunu göstereyim. Bu uygulama güzel diye bundan diyorum. Şimdi düzeltilmemiş fiyatı da görüyorsun. Düzeltilmemiş fiyat ne? Yani 2 sene önce 18 Aralık 2017'de bu fiyatı 0,92 kuruştu. Ama grafiğe bakarsanız 0,61 görürsünüz. Aslında 0,61 değil. Bunu 0,92'den aldınız. Bu tarihe geri dönelim. Işınlanalım. Back to the future. Yani bu fiyat, bu grafik fiyatı. Grafikler güncelleniyor. Tabii ki güncellenecek. Sizin 0,92'den aldığınız maliyetiniz bu görünürdü. 0,61 görünürdü. Ama geriye dönüp fiyat 0,61'dir demek yanlış olur. Çünkü 0,61 değil 0,92 idi. Bazen görüyorum işte 2008'de Aselsan şuydu. 2019, 2009'da 30 kuruşa düştü. Ya Aselsan hiçbir zaman kuruşa düşmedi. O düzeltilmiş fiyat. Şimdi şöyle yapalım. İşte çok kazandırdı. Bir yılda falan diyorlar. Şimdi de bir de şöyle bir şey yapalım. Buradan rastgele bakalım. Şimdi şuradan rastgele böyle çekiliş gibi bir şirket seçelim. Yıllık değişimine bakalım. Zaten hepsi gitti son dönemde. Bakalım Cemaş. Ya Cemaş şey yapmamış olabilir yani. %79 yıllık 6 aylık. Yani hepsi gitti onu düşün demeye çalışıyorum. 0,70'den 1,5'a. Bir tane daha seçelim. Yayla. Yani siz kendi şirketlerinize de bakabilirsiniz. Bir yıllıkta %30, 6 aylıkta 0,92'den 1,60'a. Yani ADS. Şimdi bu üçüncü. Evet ADS bayağı bir spekülasyona maruz kaldığı için hani yine yapmış yıl içinde 6 ay içinde de şimdi hop metro geldi. Yani böyle gitmeyen özellikle bu son Aralık'tan beri aman son bir aydır 6 haftadır işte 2 aydır falan zaten gitmeyen şirket kalmadı ki. Bakın metro da yapmış buralara gelmiş.
İş yatın grafiğine bakalım. 2 yıl önceye bakalım. 0.60 görünecektir. Ya iş yatı geç. İş menkule bak. O da aynısını yaptı ki. Hani seçtik gitti. İyisini seçtik. Karpuzun iyisini seçtik falan dur. Diyecek ortalamaya ortam yok yani. Bono, zaten TEFAS'tan bakın. Bono fonları da hep böyle gider. Ama şey olacak. Temettü ödeyecek işte. Ne dedik? 25 kuruş belki öder. 30 tekrar 30 dağıtırlarsa da kimse şaşırmasın. Yani çünkü 2019'da faizler düşük gidecek böyle, ama 2020'de düzeltiyorum. 2020'de faizler düşük gidecek eğer böyle giderse tabii. Yoksa Mart ayında ya Trump ya bu Türkiye ne yapıyor böyle? Türkiye benim eskiden dostumdu şimdi değil falan derse tabii ki de gitmez yani. Ama iş yatın faaliyetlerinin dönemsel olduğunu, neye göre işte faizler yüksekken iyi para kazandığını, faizler düşünce iyi para kazanamadığını anlamakta yarar var. Bu böyle. 6 ayda evet ne olmuş? Birden %59 güzel yani. Zaten hani şeye falan hiç bakmıyorum. Bakın rastgele seçtik. Smartix'e, kafeine bilmem neye baktım mı işin içinden çıkama. Yani bir de Nathan geldi işte. Şans. Yıllık %116. 6 ay önce neredeymiş? 5, 12 yani 5 küsür 12 küsür yani hepsi gitti zaten, her şey gitti. Onu demeye çalışıyorum. Şimdi neyle karşı karşıya olduğunu bilmek lazım bu borsada. Önce neyle karşı karşıya olduğunu bileceksin, sonra kaçtan alacağını bileceksin. Ve sonra da neyle karşılaşacağını bileceksin. Yani sonraki yıllar için bu 2019'daki karlılığını devam ettireceğini düşünmek acemilik olur. Anca bir lise öğrencisi falan böyle bir şey bekler. İşte yani kazandığı paralar belli. 30 milyon, 25 milyon, 28 milyon, 4 milyon. Yani bu sene 56 kazandıysa şak 56 sanmam ödeyeceğini. Kaç kazanmış bu sene? 70 mi kazanmış? İşte hesaplarsan. Sürekli temettü dağıttığı için geçmiş yıl kârları azalıyor. Kârdan ayrılmış kısıtlanmış yedekler. Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler artıyor. Bunları hep söyledik izahname videolarında. Böyle yani şimdi mesela 2000 dedik ya 2012'de faizlerin düşük olduğu yerde brüt kârı düşecektir. Düşük olacaktır. Mesela şimdi faizler düşük. Ne zaman? 2017'de de nispeten düşüktü. Bakın. Burada iki kat yüzde brüt kar %100 ama pardon %50 neredeyse. Burada da bakalım 769 %3. Yani iş sadece bonoyu uygun fiyattan almakta.